Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Türkiye'deki yerlik muhbirleri arqalıq Türkiye halkını kaymuhturuşku uğrundi. Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaro kuchlik tanqidlanayotgan bir paytda Xitayning Turkiyada 2016-yildan buyon Xitay xalqaro radiosi Turkiya kanali ismi bilan xizmat boshlagan va Istanbul, Anqara va Izmirni markaz qilgan holda radio va YouTube kanallari orqali kechkunduz Xitay tashviqoti qilayotgan mazkur kanalning atalmish yozuvchi, muxbiri va obzorchisi bo'lib 4 kishini, ya'ni Xitayning Turkiyadagi o'z xizmatchilarini Sharqi Turkistonga elib berib ziyorat qildirib, ular orqali Turkiyadagi xalqni yolg'on yovudaqlarga ishontirishga tirishdi. Xitay rejimi yana bu numussiz qilmishini Sharqi Turkiston xalqidan yoshirib, Tangritog' to'rining 13-iyuldagi xabarida Turkiya taratqu vakillar ömekining atalmış Uyghur Abnum rayonini ziyorat qilib, bu yerdagi erkinlik va g'oyat zo'r taraqqiyotdan hayron qilishganligini bildirishganligini davron salgan va ularning Turkiyadagi o'zining xizmatchilari ekanligini yoshirgan. Xitay ziyorat tashkillagan mazkur ömek Hasan Bugun, Kamil Erdog'du, Gökhun Göçmen va Mehmet Ali Güller qatorliq 4 kishi bo'lib, ularning hammasi Xitayning Turkiyadagi Xitay xalqaro radiosi Turkiya kanalining xizmatchilari ekan. Ular 9-iyuldan 13-ci iyulgacha Ürümçi, Turpan, Qashqar qatarlıq joylarni ziyorat qilgan va qaytib kelibli hammasi o'ziga tushgan vazifasini ado qilib, yana shu o'zlari ishlayotgan Xitoyning Turkiyadagi zuvonida maqola yozishib, o'zlarining Sharqi Turkistondagi haqiqiy ahvoldan hangtan qolganligi, Uyg'urlar zulm ostida bostirilyapti degan xabarlarning butunlay yolg'on ekanligi, ularning hammasining G'arbning Xitoyni bostirish uchun o'ynagan o'yini ekanligi degandek safsatalarni joylashgan. Ömek içindeki Mehmet Ali Güller, Mın Anlıgan'dan bir körgen ala mavzusuda 18. iyul Xitay taratqusuda maqale ilan qilib, Ürümçi, Qashqar, Turpandi körgenlerden hayran qalganlıqını, Gharib ve Türkiye'deki bazı taratqularının caza lagiri deb tilga ilibatqan lagirlarının emiliyette kesbi terbiyleş mektepleri ikkallikini ve onlarının allı burun okuş püttürüp takılıp bolganlıqını tilga ilip çalvaqıgan ve Türk halkını akbaratlarda tilga ilinibatqan Uyghurlarının Xitay tarafından bastırılıbatqallıqı haqqıdaki xabarlarga ishonmaslikka chaqirgan. Ularning bu chalvaqashlariga Ostondagi Xitoy mastanlaridan boshqa ko'p sondagi haqiqatni biladigan o'qurmanlar norozilik bildirib inkos yozib, ularga masxiralik savol qo'yishgan va ularning amaliyotni yepishqi urinishlarining behuda ish ekanligini burnidan yetilab opirib akilingan mazkur kishilarning u yerdagi zulmlarni ko'rgan taqdirdimi Xitoy xo'jayinlarining buyrug'inidan boshqani yozolmaydiganligini bildirishgan. Amerika Wuhan virus tajribaxonasining yordam xarajatini to'xtatdi. Amerika yer shari miqyosida 7 millionga yaqin kishining qazo qilishiga sabab bo'lgan Xitoy virusining kelib chiqish markazi deb qaralayotgan Wuhan virus tadqiqot markaziga yordam xarajatini to'xtatdi. Amerika vazining bugungi xabarida bildirilishicha, bu tajribaxona 2020-yildan boshlab Amerikaning hech qanday yordam xarajatiga erisha olmagan. Ama Amerika Sağlık Ministerliği bir neçe aydın buyan tecrübəxananın məşğulatını təkşürüb, bu institut federasiya belgelemlerine mas gelmeydi. Növətti hiç qandaq cevapkarlıqını üstüge alınmaydı deb yakülligen. Xarajatni to'xtatish masalasi tajribaxonning biologiyalik bexatarlik kelishimnomasiga xilofliq qilganligi va tajribaxonning Amerika davlat egaligidagi sahiya tadqiqot o'rni talab qilgan tadqiqotga aloqador qo'shimcha hujjat bilan ta'minlayolmaganligidan kelib chiqqan. Wuhan tajribaxonasi 2019-yilning oxirida dunyo miqyosida opatga aylangan Xitoy virusining kelib chiqish manbasi deb ilgari surilib, bu haqdagi munozaraning markaziy temasi bo'lib qolgan. Bu virus tunji qatim Wuhanda bayqalgan bo'lib, ba'zi tadqiqotchilar uning hayvonlardan insonlarga tarqaldiganligiga ishindikan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika istixborot organlari virusning kelib chiqishi to'g'risida texi yakun chiqarmagan. Bu institutdagi tadqiqotchilar ularning xizmatining virus bilan munosabati borligini ko'p qatim rad qilgan. Ammo Xitoy rejimi xalqaro olimlarning asliha va ularning mashg'ulotini keng ko'lamda tekshirishiga to'sqinlik qilgan. Iroqliklar Shvetsiyadagi Qur'on ko'ydirishga kuchlik inkos qaytardi. Iroq xalqi Shvetsiyadagi Qur'on ko'ydirishga javob qaytirib, Shvetsiyaning Bag'dod elchixonasiga hujum qildi.
Xalqaro xabarlari to'g'rining 20 iyul xabar qilishicha Shvetsiya Bag'doddagi elchixonasiga qilingan hujumni qattiq ayiblab, Iroqning vaqtliq tashqi ishlar mas'ullarini ministerlikka chaqirgan. Fransiya xabar agentligining 20 iyuldagi eng yangi xabariga asoslanganda Shvetsiya tashqi ishlar ministri Tobias Billström Shvetsiyaning Bag'dodda turishliq elchixonasiga qilingan hujumni qattiq ayiblagan va Iroqning Stokgolmdagi vaqtliq vakolatchisini chaqirtib norozilik bildirgan. Tobias bu haqda e'lon qilgan bayonotida yuz bergan ishlarni butunlay qabul qilgani bo'lmaydi. Hukumat bu hujumlarni qattiq ayiblaydi. Vienna ahdinomasiga asosan Iroq hukumatining diplomatik vazifa o'tayotgan xodimlarni qo'g'dash majburiyati bor degan. Fransiya xalqaro radiosi shu yer vaqti 20 iyul saharda Shvetsiyaning Iroqdagi bosh elchixonasi namoyishchilarning hujumiga uchrab o'tkazganligi O't qo'yish vaqasidan keyin bosh elchixona binosidan osmon palak istuta ko'rilganligi naq maydonga Iroqning zo'ravonlikdan mudofiyalanish saqchilarining avatilganligini xabar qilgan bo'lib, mazkur hujum qilish vaqasi bir qancha kun ilgari Shvetsiya saqchilarining qo'g'dishi hamda yo'l qo'yishi sababli yuz bergan Qur'on ko'ydirish yig'ilishi bilan munosabatlik deb qaralgan. Amerikada strategik neft zapasini Xitoyga sotishni cheklash qonun loyihasi ma'qullandi. Amerika Kengash Palatasi Devlet Müdafiye Hukuki Kanunu'nu tüzüş kirgizip, strategilik nefit zapısının Xitay'a setilişini çekiliş haqqıdaki kanun layihasını maqulladı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Amerika Kengash Palatasi 20 iyul yıllık kanun layihasını zor derecede tüzüş kirgizgen bolup, eğer bu kanun tasdiqlanıp qalsa, strategilik nefit zapısının Xitay'a eksport qilinishi çekilindiken. Bu tuzish kirgizilgan qonun loyihasi 85 ovozning qo'llashi, 14 ovozning qarshilashi bilan davlat mudofaa huquq qonuniga tuzish kirgizishga tegishli o'lchamdan oshgan. Kengash palatasining 100 a'zosi bor bo'lib, davlat mudofaa ministrligiga siyosat belgilaydigan yillik davlat mudofaa huquq qonunining bu yil ichida ma'qullanishidan umid bor ekan. Mazkur tuzish kirgizish planini Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zosi Joe Manchin va Jumhuriyatlar partiyasining Kengash palata a'zosi Ted Cruz birlikda o'tirg'i qo'ygan. Ular yana bu xil cheklashning davlat bexatarligini qo'g'daydiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, bu cheklimaga qarshi turgan Demokratlar Kengash palata a'zosi Chris Murphy bu haqda bu cheklash siyosiy ta'siri azroq bo'lsa-mu, masalani hal qilishning xom xayolini paydo qiladi. Shunaqla olgan paydadan ziyon ko'p bo'lishi mumkin degan. Rossiya armiyasi Xitoy konsulxonasiga bomba tashladi. Rossiya armiyasi Ukrainadagi Xitoy konsulxonasiga bomba tashlagan bo'lib, Ukraina parlament a'zolari Xitoyni bu haqda ifoda bildirishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosi Erkinlik vaqt kesining bugungi xabarini naql qilib xabar qilishicha, Qrim ko'priki yana bombardimon qilingandan buyon Rossiya Ukrainaning janubidagi Odessani 3 kun bombardimon qilgan. Odessa valisi 20 iyul Xitoyning Odessadagi konsulxonasining Rossiyaning hujumida buzilganligini bildirgan. Ukraina parlament a'zosi biz Xitoyning Rossiya haqida nima deydiganligini endi ko'ramiz degan. Bildirilishicha, Xitoy hozirga qadar Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzchilik urushini ayiblashni rad qilib qolmay, Xi Jinping Rossiya va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lgan do'stona munosabatini ko'p qatim maqtagan. Ukraina parlament a'zosi Oleksiy Goncharenko Xitoy konsulxonasining Rossiyaning hujumida buzilganligini dalillagan yozmasida, Odessadagi boshqarilgan bomba hujumidan keyin Xitoy konsulxonasining buzilishi bak nozik masala bo'lib, Xitoy bu ishga nima deydi, qarab boqamiz deb yozgan. Xabarda Oleksiy Goncharenko yollagan suratlarda ko'rsatilishicha, Xitoyning Odessadagi konsulxonasi buzilgan bo'lib, deriza aynaklarining chiqilganligini ko'rgili bo'ladi ekan. Ammo suratdan binoning port qaraydigan tarafini ko'rgili bo'lmaydigan bo'lib, binodagi buzilish texami og'ir bo'lishi mumkin ekan. Rossiya armiyasi 20 iyul kechida bombardimonda Xitoy konsulxonasining buzilganligini tilga olmasdan bayonot e'lon qilib, Rossiya armiyasining Odessadagi Ukraina uchuvchisiz aeroplan ambirini nishonlab hujum qilganligini, natijasining nihoyatda yaxshi bo'lganligini aytgan. Shuning bilan bir vaqtda Ukrainaning muavin ministri Xitoyda ziyorati bo'lgan bo'lib, Xitoyning muavin savdo ministri bilan ko'rishgan. Wang Yining Turkiya ziyoratiga qarshi namoyish tashkillandi. Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti Tashqi ishlar ishxonasining mudiri, Xitoyning sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyoratiga qarshi 26 iyul Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida namoyish o'rinlashtirildi.
Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Közüş Cəmiyyəti 26 iyul Türkiyəgə kilişi peylallanğan Van Yenin Türkiyə ziyarətəgə narazılıq bildiriş, şunaqlı 2014 ilə 28 iyul Yakənin ilişqü yəsədə yüzbərgən qallıq qırğınçılıqını xatırlaş münasibəti bilən narazılıq namayışı və axbarat elan qılış yığılışı təşkilləyə. Namayış 26 iyul saat 11-də İstanbulun Sarıyer rayonuna yerləşən Xitay Baş Konsulxanası aldıda ötküzüldüğən bulub, keskin bayanat elan qılış arqılıq mühacirətdəki Şərq Türkistan xalqının vətəndə irqi qırğınçılıqqa uçuravatqan qeyrindaşlarının yenidə ikənliki, Xitayının cinayətlərə qarşı qəti iradəsi və meydanı qaytı namayan qılındı. Vanyi 2021 yılı 3. aydımı Türkiye'ni ziyaret kılgan bulup, aynı vakitte Türkiye'nin köplügen caylarda kan kölemlik namayış ve akbarat ilan kılış yığılışı ötküzülüp, Şarkı Türkistan meselesi Türkiye ve halk aradı yeni bir kıtım kün tertifke kelgen idi. Türkiye, Kur'an'a hücum kılgan 10 gumandar üstüden tutuş buyruğu çıkardı. Türkiye Adliye Ministeri Yılmaz Tunç Şivisiyadaki Kur'an-ı Kerim'e kılınğan hücumğa çetişlik Rasmus Palo'dan Salvan Mumika ve başka 8 gumandar üstüden tutuş buyruğu çıkarılğanlıqını ilan kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Minister Tunç Twitter'daki adresinde bayanat verip, "Men Şivisiyanın Stokholm'daki Irak elçixanası aldıda mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e kılınğan korkunçaklarca hücumunu ayıplayman," dedi. Ve sözünü devamlaştırıp erkinlik ve demokratiya namı astıda bu xil hücumlarga yol koyuşunu kabul kılgılı bulmaydıqallıqını təkidledi. Şivisiya hükümetinin xalqaralıq məsuliyeti dairesi de hareket kılıp, İslam dini ve barlıq Müslümanlarga qaratılgan bu öçmellik cinayetinin aldığını alıdığan tedbirlerini vaxtıda yol koyuşu ve hukukluq dairelerinin hücumkilar üstüden dilo turguzışı kerekliğine əskertken Minister Tunç bayanatı da tövendeki ibarlarga uğrun verdi. Ankara Cumhuriyet Baştaptiş Mahkemesi Şivisiyada mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hücum kılış, dini kıymetlerini kemistiş arqalıq ammini öçmellik ve adavetke kuturtuş cinayetini tekşürüşüne başlayan bulup, bu dairede Rasmus Palo'dan Salvan Mumika ve başka 8 cinayet kumandarı üstüden tutuş buyruğu çıkarıldı. Bu hafta Cumhuriyet Baştaptiş Mahkemesi bihaterlik uğrulları ve tor cinayetçilerine takabül duruş uğrulları yol yürük düşürgen bulup, gumandarlarının inik salahiyet uçurları bilen cinayi delil ispatlarını toplaş, Rasmus Palo'dan ve Salvan Mumika ve Muşinungu okşaş kılmışlarını sadır kılgan başka barlıq kişilerini iniklaş hizmetleri kan ve etraplıq şekilde elip verilmaqda. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.